Biliyorsunuz yerel seçimleri atlattık. Halk arasında artık en çok konuşulan şeylerden birisi ekonomi. Vatandaş nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Bunu araştırıyoruz. Memnun musunuz efendim gidişattan? Muhalefet yok, iktidar yok, siyasi partilerin hiçbiri yok, toplum yok, halkımız yok, kayıplardayız. Eyvallah, hiçbir şey yok. Abi ekonomik durumlar yani herkes farkında, hiç iyi değil. Yani ama bence çok daha önemli olan bir şey var. Yani inanılmaz yolsuzluklar var. Yani bunlar engellenmediği sürece. Mesela ben merak ediyorum, kimse sormuyor. Bir sürü AKP'li belediyede eksi şey çıktı yani bilançolarda. Evet. Peki Sivas gibi, Kayseri gibi, Konya gibi, Trabzon gibi büyük şeyler hepsi açıklasınlar. Şey, CHP'li belediyeler dahil hepsi açıklasınlar. Mesela İstanbul'u açıklasın. İstanbul'da İmamoğlu'nun 5 sene öncesinden şu anda daha aşağıda. Zarar daha fazlaydı, bu biraz düşürdü. Yani öteki ya büyük şehirlerdeki bu Sivas, Kayseri gibi yerlerde, Konya gibi yerlerde bir açıklasın ama oradaki eksiler ne kadar? Millet artık bunun farkında. Mesela bence önemli olan çok daha bir şey var. Milletin büyük çoğunluğu farkında değil. Bizim Rusya'ya doğalgaz borcumuz var mı? Var. 1,5 yıl önceden var. Kaç para? Ben bunu Bornova'da gezen AKP'lere sordum. 25 kişi. Hiçbiri bilmiyor. Dedim ne kadar dedim. Cevap yok. Birisi 5-10 fırlar. 25 milyar dolar doğalgaz borcumuz var bizim. 1,5 yıl önceden. Türk lirası değer kaybettikçe. 5 milyar dolar. Duyuyorum bazı yerden. Konya'dan, Erzurum'dan. Benim bildiğim Tayyip Erdoğan bunu ödemez. Ya 3 lira doğalgazı 9 liraya çıkacak. O zaman da millet ayağa kalkacak. Ya da yani tabii Putin de işine geliyor. Bir şey demiyor. Ama 1,5 yıl oldu. Ha bu parayı aldın kullandın kardeşim. Bu parayı yerine koy seçimden önce. Tabii 1,5 sene önceki seçimden önce. Bu 1 milyar 2 milyar dolar değil. Bugün sen bana Türkiye'de 25 milyar dolar bir firma sayabilir misin devletin? 3-5 firmayı toplasa satsa Rusya'ya anca o parayı eder. Başka açıdan bak bizim bir aylık ihracat. Bizim geçen yılki ihracat 250-260 milyar dolardı. 25 milyar dolar çok büyük para. Millet bunun farkında değil ya. Yani bunlar çok daha önemli şeyler. Esas ekonomi. Doğru diyorsunuz. Yani halk bunun hesabını sandıkla sorabiliyor abi biliyorsunuz. Artık geçim derdinden bunları farkında değil. Tabii zaten şu var. Bence bu hükümetin 4 sene götür eğitim. Ben bu hükümet sayesinde iki şeyi çok iyi anladım. Bir eğitim bir de adalet çok önemli bir memlekette. Bu ikisi de birbiriyle bağlantılı. Felaket durumdayız ya. Yani bir Milli Eğitim Bakanı var. Bir kere bir de ayrı bir konu var. Ya tuhaf bir şey. Tayyip Erdoğan işte hesap soracak, şey yapacak, biçecek, içecek. Ya millet... Ben çoğu insandan duyuyorum televizyonu kapattığını, sesini duymamak için kıstığını. Millet Tayyip Erdoğan'dan sıkıldı. Bıktı demeyeyim de yani sıkıldı. Yani adam yok, adam çıkara çıkara Murat Kurum'u çıkardı ya. Adam Maltepe'den, ben yürüyerek Maltepe'den Beykoz'a 15 dakikada inerim yürüyerek ki ben 199'um Avrupa yakasına geçti. Adam diyor ki denizi geçip Beykoz'a varacağım diyor. Düşünebiliyor musun? Koskoca AKP'de bunu belediye başkanı Allah'tan Allah korudu yani İstanbul'u. Öteki tarafta ben iş için, ben emekliyim mesela Diyarbakır'da bazı yerlere dolaştım. Bu deprem bölgesindeki durumlar çok feci. Çok çok feci ya millet. Yani hükümet bunlarla hiç hala mesela şeyin hesabının sorulması lazım. Bu 5 maaş, 3 maaş artı. Başka bir şey söyleyeyim ben size. 20 yılda tahminim 4 trilyon dolara yakın para toplandı hükümet. Nerede bu para? Ha, 4 trilyon diyecekler ki yola mola harcadık. Yaptığı yollar, köprüler bugün 100 milyar dolara etmez. Sadece sattığı şeker fabrikası, tütün fabrikaları 60-70 milyar. Yolların da bir çoğu zaten yap işlet devret. Evet bir de o var yani yap işlet devret. Ya İngiltere bu sistem başlamadan önce vazgeçti. 60-70 milyar dolar. Bugün yaptığın köprülerin hepsini hesap et 60-70-80 milyar dolara geçmez. 3,5-4 trilyon dolar para topladılar 20 senede. Nerede o para? Çok sıkıntıdan bahsettiniz abi röportajın başından beri. Kısaca bir şey soracağım. Yıllardır soruyoruz birbirimize. Çok klasik bir soru. Ne olacak bu memleketin hali abi? Ya bundan daha kötü olmaz. Ama şu var. Bundan sonra kim gelirse gelsin özellikle eğitimde, adalette yani en az 3-4 sene yerine yerli yani şeyine zamanlamaya koyması mesele. Bugün yani çok zor yani. 17 kere müfredat değişmiş. 2002'den beri. Müfredat gelen adam Milli Eğitim Bakanı'na baktın mı? Adam 3 yılda olması gereken profesör, dekanlık şeyini 3 günde geçti ya. 3 günde geçti. Yani böyle bir memleketten bahsediyoruz. Yerel seçimde kimsenin beklemediği bir sonuç çıktı sandıklardan. Normalde millet uyandı artık yani. Peki önümüzde bir seçim var. Tabii erken mi olsun, zamanında mı olsun bu da tartışılıyor. Bu hükümet zaten şimdi bu hükümet bu şekilde gitmesi mümkün de yani ekonomik şu yani her açıdan düşmüş bu dünyanın her yerinde böyle bir şey düşmeye başladı ama onun tekrar sağlam yerine gelmesi ya toptan AKP'nin değişmesi lazım. O da imkansız. Çok zor. Yani ne kadar çabuk değişirse o kadar iyi olur. Tabii bunların derdi şey hesap sorulmasını istiyorlar. Ya dünyanın yolsuzluğu var ya. Siz dünyanın herhangi bir il İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde bir yerde bir tane yolsuzluk dosyası olsa millet ayağa kalkar. Evet. Benim bildiğim 40'tan fazla dosya verdi İmamoğlu. 30'dan fazla verdi Mansur. Bunların hepsi trilyonluk yolsuzluk ihaleleri. Hangisi soruldu? 3 sene önce soruldu koltuğunun altına alıp gitti. Ya bunlar sorulmazsa bir memlekette yani bu memleketteki yani, tamam diktatörlük ülkelerinde olur ama demokratik bir ülkede öyle ya da böyle demokratik bir ülkede bunlar hala sorulmuyor.
Ama işte 2017'de millet %52 ile 2,5 milyon mühürsüz oyla 52 ile aldı. Onunla da gideceği imkansız. Gitmiyor da zaten bu. Yani bu parlamenter sisteme geçmek lazım daha iyi bir şekilde. Bu eninde sonunda gelmesi lazım. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi. Parlamenter sistem dediniz. Şu günlerde anayasa tartışmaları var. İşte yumuşama adımları atılıyor bir taraftan. Kanun, normal kanunlara uymayan insanlardan yeni anayasa bekliyorsun. Mümkün mü bu ya? Mümkün mü bu ya? Bu kadar mantıklı bir şey olur mu? Kaç tane anayasa yapacağız? Anayasalar niye yapılıyor? Uymak için kanunlara. Ama Tayyip Erdoğan canı sıkıldığı zaman diyor ki ben buna uygun görmüyorum diyor. Kavala çıktı 4.30'da. Sordular Tayyip Erdoğan'a. Ben dedi bunu uygun görmedim dedi. Bir saat sonra kaşın üstünde gözüm var diyerek adamı tekrar içeri aldı. Tekrar içeri aldılar. Bir saat sonra ya. Yani böyle bir devlette yaşıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yapılacak olan bir seçimde erken veya zamanında. Bu yerel seçimlerde gördüğümüz tablonun rüzgarı oraya da yansır mı? Yani bir değişim olur mu? Eğer oylarda bir hile olmazsa ki CHP artık bunu çok sıkı tutmaya çalışıyor. Mümkün değil yani. Ya millet artık bıktı, sıkıldı. Yani bu memlekette bir sürü insan var, bir sürü yetişmiş eleman var ya. Bunların yerine gelmiyor. Bir mülakatı kaldıracağım dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi diyor ki ben öyle bir şey söylemedim diyor ya. Bir sene önce senin sözün var ya. Yani bunları nasıl unutuyor bir Cumhurbaşkanı yani. Mesela ben anlamadığım şey, adam Ankara'daki mitingde diyor ki Ankara'ya diyor havaalanı biz yaptık diyor. 55'teki yapılan Ankara'da. Orada dinleyenler normalde işte 98'inin bu rahatsız, bundan uzaklaşıp gitmek lazım demesi lazım. Bir Cumhurbaşkanı nasıl bu kadar rahat yalan konuşur, nasıl bu kadar yanlış konuşur? Yani bu bir tane iki tane değil ki. Konuşan insanlar olur. Rahmetli Erdal İnönü'de, Özal'da zaman zaman yanlış konuştuğu oldu. Ama bu bir olur, iki olur. Her insan konuşur. Hatası kul olmaz değil. Ama yani 6 yıl önce dedi ki bedelli askerlik dedi. Tabii dedi. Zengin çocuğu gidecek, bastıracak paraydı. Fakir çocuğu dedi, yapacak dedi. Yok öyle yağma diyordu. Aa diyordu. Bunda iyi para vardı. 1,5 yıl önce bütün bunları serbest bıraktı. Şu anda bedelli her dönem serbest. Kaç para? 180 küsür. İyi para. Şu anda her dönemde. Ben Çanakkale'de dur yolcunun orada askerlik yaptım. Ben o zaman 86'da yaptım. O zamanki aklımda 18 ay yaptım. Herkes 6 ay sıkı bir eğitim yapsın yeter. Ama ya her dönem paralı askerlik olur mu ya? Evvelki sene bakanlık açıkladı, resmi yetkilisi. 570 bin bakaya kaçağı var. Bizim zamanımızda 85'ti, 3000, 5000'di. O da gidip yapılmasını yaptıramayanlar. Şimdi hiç takip etmiyorlar. Diyorlar ki istersen 28 yaşta gelsin, getirsin parayı. Bankalarda veriyor nasıl askerliğe yapsın 180 milyar. Yeter ki para devlete şey olsun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor bunu? Ya, herkes paralı. Maşallah. Herkes paralı diyorsunuz. Baksana şu hale bak. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz abi? Yo. Yurt dışından mı geldiniz? Dışından geldik. Abi. Bak şuna baksana. Herkes paralı. Yani nereden gördünüz paraları abi bakarak böyle? Mağazaya bir gir. Bak karşıya geç. Hepsi paralı maşallah. Abi şimdi ülkenin gerçekleri var. Ülkede... Gerçekleri sorma. Gerçekleri sorma. Gerçekleri beteriz. Diyorsun. 10 bin lira adam gene de seviniyor. Sonra... Hepsi buralarda oturuyorlar bedava. Neden peki abi? Neden bu durumda ülke ekonomisi? Oy verirken kimseyi seçmezsen öyle olur. Sandığa da gitmezsen gene böyle olur. 22 yıldır seçiyoruz abi, bugün değil ki. Tamam. O günde hep yavaş yavaş geriye gitti. O günkü 10 bin lira çok değerliydi. Bugünkü 10 bin lira sıfır. Bir ayakkabı al, 2 bin lira. Dış güçleri falan yapıyor diyorlar bunu. Ya bırak sen dış güçleri. İçerideki gücü sen önce sahip oldu, ondan sonra dışa git. Dıştaki ne yapıyor? Senin paranı mı değerleştiriyor? Fabrikanı zorla mı yerinden aldı? Seni okula zorla mı göndermedi? Veya gönderdi de işsiz bıraktı burada. Dış güçler mi bunu yapıyor? Ne olacak abi ülkenin hali? Nereye kadar böyle? Ne zaman uyanır da hocaları, hacıları beslemezsek, oyu da güzelce gider kullanırsak, 5 yılda bir affedersin yataktan kalkıp sandığa gidersek belki düzeltiriz. Şimdi son seçimde sürpriz yaşadık. %20, tamam sürpriz oldu ama %25'imiz gene evde oturdu. Evet, ne demek %25? %25 ne demek biliyor musun? Ben sandık görevlisiyim, %25 gelmedi benim sandıkta. Niye şimdi gelmedi? Niye gelmedi? Burada oturdu gelmedi. Yani gitmemesi de araştırılıyor. Kime vereyim? Ne demek kime vereyim? Birine ver. Başka adam yok muhabbeti var. Ya bu iyi yapamıyorsa öbürü muhakkak yapar. Onu da öbür seçimde alt ederiz. Şimdi erken seçim yapılmalı mı bu tartışılıyor abi? Olmalı mı sizce bir erken seçim Türkiye'de? Eğer seçilmek olsa daha iyi olur. Bizim uyur da gene gitmezsek gene bu gelir, değişen bir şey olmaz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, hadi kolay gelsin. Abi biliyorsunuz bir yerel seçim atlattık. Yerel seçimlerin ardından ülkenin gündemi ekonomi. Biz de ekonomiyi soruyoruz vatandaşlara. Memnun muyuz? Ekonomi diye bir şey mi kaldı? Kalmadı. Yok, hırsız çok da hırsızlara yetmiyor. Bu kadar diyeyim. Eyvallah. Hırsız çok, hırsızlara yetmiyor. 6-7 yerden emekli maaşı alan para adam varmış, pezemekler. Evet. Gavatlar 6 yerden aylık alıyormuş, gavatlar. Adam 10 bin liraya talim ediyor. Ama bazı 10 adam müstahak. Allah bereket versin, şükürler olsun. Yani fazla şey etmem, az börek açıyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Emekliyiz, kötü yani. Ya bu da hükümetin bu şekilde yapması kötü, ondan dolayı. Geçiremiyorsunuz. Tabii ki geçiremez. Evimiz olduğu halde geçiremiyoruz yani. Bir taraftan da memnun olduğunu söyleyen insanları görüyoruz. Ya, bilmiyorum. Onların ya tuzu kuru ya çikolata dersin ya lakası. Başka bir şey diyemeyeceğim.
Ya başka şey, bakın bunu görmemek gerçekten çok kötü. İnsanlarımızın ya cahilliği, ya bilmiyorum durumu iyi görmeyi. Bakın ben evim var, kirada değilim. Emekliyim, ben emlak işi yapıyordum. Ama çalışıyorsunuz. Çalışıyordum. Bu şartlardan dolayı inanır mısın evlerin fiyatları aldı, götürdü. İnsanlar geçinemiyor. Düşün yani benim aldığım, eşimden aldığım maaş 8,5. Düşünün yani evim olmasa yandım. Yandım. Aldığım evde tabii ki kendi aldığımız için krediyle aldığımız o zaman alınıyordu. Şimdi o da yapılmıyor. Hayal bile değil. Zaten krediler yüksek insanlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Başka bir şey diyemiyorum. İnşallah düzelir. Bu tablonun sebebi nedir efendim? Neye bağlıyoruz bunu? Evet, ekonomik sıkıntılar kabul ediliyor ama sebepleri tartışma konusu. Dış güçler yapıyor diyorlar, yok, esnaflar yapıyor öyle diyorlar. Öyle şey. Esnaf ne yapsın esnaf? Ne yapsın? Esnaf ne yapsın? Vatandaş, herkes kendine göre haklı. Yani bu hükümetin bu şekilde ayarsız olması, düzenin bozuk oluşundan dolayı. Ben 65 yaşındayım. Yani benim babamın bir maaşıyla biz Ankara gibi bir yerde geçiniyorduk. Düşün, 4 kardeştik. Yani düzensizlik, başka bir şey değil. Yani hükümetin beceriksizliği. Tek kelimeyle kulaklarına da gitsin. Herkes aynı perişanlığı yaşıyor. Bunu hissetmeyenin zaten insan olma duygusundan şey yapar insan. Az önce bir abi geldi. İşte herkes geziyor. Kalabalık var. Ekonomi iyi dedi. Şu an herkes egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Herkes kendi şeyini hani şeyde görülsün anlamında olur ya bu. Alışverişte görsün. Herkesin eli boş, cebi boş ama bu kalabalığa intikal ediyor. Dolaşıyor. Bu durumda olmamızın sebebi ne abi? Ekonomi evet kötü. Çok bunu güzel kabul yönetildik onun için. Seçiyoruz yönetenleri abi. Ya bu da bizim becerimiz. Ancak kendi kapasitemize göre seçeriz. Demek ki kapasitemiz bunu gerektiriyor. Bunu seçtik. Bunu da hak ettik. Hak ettik. Başka türlü düzelmez. Vallahi memnunuz. Evet. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Türkiye'de yaşıyorum. Yok, burada yaşıyorum. Nasıl memnun olduğunuzu merak ediyorum gerçekten. Bugün çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile memnun olmadığı yerde bir vatandaş nasıl memnun? Çalışmak lazım kardeşim. Çalışıyoruz. İki tane işte çalışıyoruz. Evet. Boş otursan tabii ki bir şey olmaz. Çalışacaksın. Konuş. Anne babanın emekli maaşını beklemeyeceksin ya da başka bir yerden bir şey beklemeyeceksin. Çalışacaksın. Çalıştınız. Çalışarak kazanıyorsun. Ama geçen yıl atıyorum 20 liraya aldığınız akaryakıt bu yıl 44 lira olmuş örneğin. Tamam. Bu dünyada böyle. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada böyle mi diyorsun? Tüm dünyada böyle. Siz Rusya'yı gördünüz mü ne oluyor? Rusya'da en çok dünyanın petrolü çıkan ülke Rusya değil mi? Evet. Biliyorsunuz. Bu kadar enflasyon orada abi. Tamam. Bir de o ülkede bulunan neftin ve benzinin fiyatı ne kadar şu anda? Millet şey memnun mu Rusya'da? Hayır. Ama bizdeki enflasyon şey onlarda yok. Bilmiyorum farkında nasıl mısınız yani? Ama. Bizdeki enflasyon şu an dünya dışı ülkede yok. Yaşadığımız halimize şükür etmemiz lazım kardeşim. Yani. Şükür Allah'a edilir. Bu Allah'la bizim aramızda olan bir şey de. Yaşadığımız halimize de şükür etmemiz lazım. Çünkü nankörlük etmeyeceğiz. Nankörlük etti Ukrayna. Ben eski milletvekiliyim yurt dışından. Ukrayna'dan. Siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Yurt dışı yaşıyordum ben. Ahıska Türk'üyüm. Türk milletimine gurur duyuyorum. Ama şimdi şöyle kardeşim. Yanukovic'i beğenmediler zamanında. Tamam mı? Avrupa, Avrupa, Avrupa dediler. Geldik hale bak. Biz de onlardan olmayalım inşallah. O yüzden birbirimize kilitleneceğiz, çalışacağız. Çalışarak kazanırız kardeşim. Öyle bunu olması gerekiyor da mesele evet. Çalışmak değil. Çalışmayı konuşmuyoruz. Onu bir kenara koyduk. Evet. Şimdi ben çalışıyorum. 10 yıl önce de çalışıyordum. Bugün de evet. Çalışıyorum. Evet. Ama 10 yıl önce maaşımla mesela kiramı ödüyordum. Bugün geldiğim bir yerde evimin kirasını kardeşim. Ödeyemiyorum. Hayat İstediğin değişiyor. Kadar çalış. Tabii hayat değişiyor. Dünya değişiyor. O yüzden değişiyor. Her şey artıyor tabii. Ona da hak veriyorum ama şunu diyorum ben de size. Türkiye'deki enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yok. %67 enflasyon var şu anda Türkiye'de. Biraz belimizi sıkacak, her şey düzelecek inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi liderimiz var. Sırtımız yere değmez inşallah. Bunu unutma kardeşim. Fazla zaman yok. Çok sağ ol. Şunu söylüyorum. Düzelmesini ummamız için, beklememiz için önce neden bu duruma geldik onu anlamamız gerekiyor. Omuz omuza hareket edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize birlikte sahip çıkacağız. Güzel olacak kardeşim. Eyvallah abi. Teşekkür ediyorum. Memnun musunuz efendim gidişatla? Hiç değil. Neden efendim? Ne olsun daha ne olsun. Belli değil mi? Bir taraftan yani. Memnun olanları var da o yüzden soruyorum. Olabiliyor. Ona yalan söyleyeyim. Olabiliyordur. Evet. Ama ben değilim. Neden değiliz abi? Yetişmiyor. Aldığımız paramız yetişmiyor işte. Emekliyim. 10 bin lira mı alıyorsunuz siz? Evet. Geçmiş olsun abi ne diyeyim. Abi, sen nasıl görüyorsun kanka ekonomik gidişatı? Ekonomi ben bok gibi görüyorum. Ekonomi yok ki. Yok hepsi kuru kalabalıktır abi. Gider abi aşağıda hepsi mekan var, restoran var, bir sürü kafe var. Hangisi doluydur? Hepsi boştur. Hepsi... Kafenin dolu olması da bir şey göstermez abi, yani. Abi hepsi... abi niye? Ekonomi yok abi. Milletin cebinde para yok. Valla milletin cebinde para yok. Millet hepsi kuru gezmedidir. Hepsi boştur. Niye bu duruma geldik ekonomik niye anlamda? Niye bu duruma geldik abi? Sence niye abi? Ya, bence politikalardan kaynaklıyor. Valla başımızdaki üzerindedir abi. Fark onlardadır. La bence odur. Ama başımızdakileri biz seçiyoruz biliyorsun. Abi Kur'an hadisten biz hak ediyoruz. Ola biz hak ediyoruz abi. Biz onun katını hak ediyoruz. Biz hak etmezsek biz bu durumdan olmazdık anladın abi. Biz hak ediyoruz. Abi biz hak ediyoruz. Biz daha kötüsü hak ediyoruz.
Çünkü biz kendi elimizle kendimizi bu duruma getirdik, anladın? Biz kendimiz yaptık abi, biz halk olarak yaptık. Son seçimde sandıktan bir sürpriz çıktı. AK Parti birinci parti olamadı. Abi harbi sürpriz çıktı. Sana mı söyleyeyim, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Hayatımda ilk defa ben sana desem bu kadar mutluymuşum. Kur'an hazır. Ben sana Kur'an adı doğru söyleyeyim abi. Ne yapalım? O namusuma mutlu oldum. Milletin gözü açıldı abi. Millet vaktine kadar gidiyor zam. Abi bir yakıt giysem bir yakıtın içerisine kadar paramış ve bir ton paramış. Millet arabasına da gezdemiyor. Millet eskiden kendine geziydi, piknike gidiyordu, çocuğuna geziydi. Şimdi o da yok abi. Peki 4 yıl sonra bir seçim var. Yerel seçimler olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi. O zaman ne olur? Bir tahminin var mı? Abi o zaman hepimiz biliyor ne oluyor. Bu seçimden ne olduysa yine de aynısı olacak. Değişim olacak diyorsun. Olacak abi. Bırak da abi milletin gözü açılmış yetti ama milletine nasıl yakaladı? Yetti nereye kal? Yani inşallah ama ben bir çok sene önce ben ustayım, inşaatçıyım abi. Benim yemeğim 200 TL'ydi. Şu anda benim yemeğim 200'den aşağıydı ama yetmiyor abi. Kur'an bana yetmiyor. Şimdi sen diyeceksen gel kim laysan sana ya be yetmiyor bana. Şimdi biz doğu tarafından geldik abi. Bizim aile kalabalıktır şimdi anladın. Orada mı yaşıyorsun sen? Ben doğuda doğuda yaşıyorum. Aynen abi ben ama 17 sen de buradayım abi. Benim abim onlar buradadır. Eniştem onlar kuzenlerim buradadır. Ben burada kalıyorum abi. Gurbetçiyim ile sende bir gideyim geleyim kendime. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Görüşmek üzere.